Arkadaşlar, Urdu'ya deprem oldu. Saat 1.30 sıralarında. Bugün günlerden pazartesi. Ben mutfakta iş yapıyordum. Sırgan yemeği yapacaktım. Ondan sonra şeyleri, malzemeleri hazırladım. Oraya koydum. Masaya oturayım dedim. Derin dondurucudan sırganı da çıkardım. Hem de sizlere çekim yapayım dedim. Tezgahı ayarladım. O anda oğlum geldi mutfağa. Anne dedi, deprem oluyor dedi. Ne diyorsun sen dedim. Işığa bak dedi. Işığa baktım, ışık sallanıyor. Ben zannettim ki oğlan beni korkutmak için mi söylüyor dedim. Ondan sonra diğer ışıklara baktım. Onlar da sallanıyor. Böyle sallanıyor. Ama yemeği yaparken başım döner gibi oldu. Yer ayağımın altında kaydı. Deprem olacağı aklıma gelmiyor. Allah'ım yarabbim, bir korktum, bir panik yaptım. Kendimi dış kapıya atacağım. Oğlum diyor ki, anne üzerine bir şey al. Eşarbını al. Hemen eşarp nerede oğlum diyorum. Çantam nerede diyorum. Şaşırdım o anda ne yapacağım. Anne panik yapma, tamam. Çaydanlığın fişini takılı bırakmışım. Yemeğe dedim sıcak su hazır olsun. Bütün malzemeleri de hazırladım, koydum oraya. Ondan sonra eşarbı neyse bunu bulabildim yani. Çekmeceyi elime bu geldi. Hemen bunu aldım. Ya bilseydim dolaba açardım. O anda panik oldum, ne yapacağımı şaşırdım. Dış kapıdan ayağımı ayakkabı alacağım, hangisini alayım diyorum. Bir an evvel kendimi dışarı atacağım, ayak çıplak çıkacağım yani. Ay, bir baktım İzzet geliyor, yemeğe geliyormuş. Saat 1.30 sıralarında, pazartesi günü. 6.1 şiddetinde deprem olmuş arkadaşlar. Şu anda arabada yaklaşık 1.5 saat, 1 saattir bekliyoruz değil mi? Bir saattir bekliyoruz. Kızımı aradım. Kızım dedim, ne yapıyorsun dedi. O da prensesi almış. Koymuş prensesi yanında. Az önce gene konuştuk. Bir telefonuz, aklıma telefon geldi. Telefonu aldım. Ondan sonra gittim çantamı aldım. Üzerime de şunu buldum hemen. Elime bu geldi. O anda insan ne alacağını bile şaşırıyor. O halde dışarı yatmak istemiştim kendim ama oğlum demese bunları da alamayacaktım. Eşim geldi, dedim deprem oluyor dedim. Ya sen ne diyorsun dedi. O da yemeğe geliyormuş. Ben nasıl gidiyorum biliyor musun? Arabanın anahtarını çıkardım. Nasıl kendimi attım? Komşular hepsi dışarıda. Ondan sonra arabada depreye miydi? Kaan, okul tatil olmuş. Okul tatil olmuş. Şimdi Defne aradı bizi. Anneanne beni al dedi. Babasının oradaymış. Şimdi oraya gelecek. Yola çıkacak. Defne'yi de alacağız. Ne bileyim, ben daha eve çıkamam. Ben nasıl çıkacağım eve? Allah büyüktür şu anda. Ağır ağır geçiyormuş herhalde. Ama Ezgi ile görüntülü konuştuk. Dedim ki, hoparlör dedim, bir şey söyledi dedim. Belediye anons yaptı. Artçı depremler devam ettiğini iki az mahiyetinde bize, yani halka duyuru yaptı belediye. Ama o anda ben Ezgi ile konuşuyordum. Ezgi dedim, dur kızım kapatayım. Hoparlör bir şey söylüyor dedim. İşte o duyurudan 15-20 dakika sonra deprem. İzzet'in hiç haberi yok depremden. Yok, ben yemeğe geliyordum. Kapıda, tam kapıda baktım millet panik yapmaya başlamış. Kapıya çıkıyor herkes. Baktım siz de kapıya çıkmak üzeresiniz. O zaman ben de o zaman anladım. Ben bilmiyorum ki. Ben kahveyi aradım. Kahvedekiler de dedi ki aynen biz dışarı çıktık dedi. Deprem oldu dedi. Erkin'le beraber oturduk, biraz bekledik. Ondan sonra Erkin dedi ki, anne dedi şarjım yok dedi. Arabaya şarjı bağlayalım dedim. O anda Defne de arayınca, anne ben eve gideyim, siz gidin alın Defne'yi dedi. Ay çocuğuma bir şey olmaz evde, arayamıyorum, şarjı da yok Erkin'in şu anda. Çocuğuma bir şey olmazsa bir arayayım bakayım ben şimdi. Bir ara bakalım. Yollar araba dolu, herkes arabasında, buhar var, havada soğuk ya arkadaşlar. O kadar soğuk ki bu soğukta Allah'ım dışarıda mahsur kalan herkesin yar ve yardımcısı olsun ya Rabbim. Allah'ım çok geçmiş etsin. Türkiye'mizin başı sağ olsun şimdilik. Hakikaten ölü sayısı... İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Doğdum doğalı. 300'e yaklaştı ölü sayısı. Yaralılara da Allah'ım şifalar versin. Daha enkaz altında olanlar var. Allah'ım onları kurtarsın. Çok acı ve zor bir durum. Düşün yani bu soğukta taşın altında. Sesin duyan yok. Haykırışın, bağırışın duyan yok.
Bir tek aklıma telefon geldi çıkarken. Telefonda da orada çekim yapacağım ya, hazırlık yapıyordum sırgan yemeğe çekeceğim diye. Oğlum diyorum, sen ne diyorsun, şaka mı yapıyorsun diyorum. Yok anne, deprem oluyor, sallanıyor diyor. Baksana ışıklara diyor. Sabahçı, ama Erkin'in telefonuna şey gelmiş. Mesaj gelmiş. Bir dakika evvelden mesaj gelmiş. Deprem bana niye gelmedi? Bilmiyorum. Akıllı telefon diyor işte, böyle bildirilmiş. Yollar arabalı dolu. Herkes çoluğunu çocuğunu almaya gidiyor. Defne okulları eski yapı olduğu için son kata çıkmışlar. Hani bir şey olmuyor diye. Son katta olmaları daha iyi olur diye. Çocukları, bütün öğrencileri son kata çıkarmış öğretmenler. Çocuğum şimdi babasının yanında. Onu almaya gidiyoruz. Kızıma dedim, kızım gel buraya. Yok, ben evimin önünde bekleyeceğim anne dedi. Kızım gelsene dedim. Prensesi almış. Arabanın içinde prenses, eviyle beraber prensesi, iyi aklan gelmiş kızım dedi. Kediyi bırakamaz. Kediyi bırakamamış. O da canlı. Ay, o anda insanın aklına hiçbir şey gelmiyor ha. Ne, aklıma gelen, ay ben nasıl alacağım şimdi, geri nasıl gideceğim ya ev yıkılırsa. Ay başım dönüyor zannettim. Bir ayağımın altında böyle bir kayma var. Fark ettim ama Erkin demese ben o anda yemeğe dalmışım. Yemek malzemelerini ya, hazırlıyor. Değiliz ya, bilmiyorsun. İlk defa böyle bir depreme şahit oldum. Doğdum doğalı arkadaşlar. Bilmiyorum daha önceleri unuttum mu? Ben hatırlamıyorum yani, geçmişi zaten unuttum. Allah'ın beterinden koru ya Rabbi. Yollara baksanıza ya. 15 dakikalık yolu 40 dakikada gelemedik, gidemedik. Herkes arabada çoluğunu çocuğunu almaya gidiyorlar. Okullara giden yavrularımızı ben ne yapayım Allah. Defne ile konuştuk az önce. Anneanne neredesiniz dedi. O kızım dedim, Ziraat Bankası'na yaklaştık dedim. Ha iyi iyi dedi. Yollar gelemiyoruz. Adam başı araba, adam başı araba. Bakın arkadaşlar şuraya bakın ya. Herkes kendini evinden dışarıya atmış. Çocuklar dışarıda kalmış. Anneler babalar çocuklarını almaya gidiyorlar. Okullara, evine gidiyorlar. Ama eve giremeyecekler. Bu gece ben uyku uyuyamam arkadaşlar. Ne yapacağız? Dua edin bize ne olur. Ne olur dua edin Allah'ım. Herkese dua edin. Sadece bize değil. Herkese. Herkese birbirimize dua edelim ne olur. Defne'yi almaya geldik. Defne geldi şu anda babasıyla. Anlat kızım. Evet arkadaşlar, bugün saat şu an 2 falan. Benim normalde 3'e çıkmam lazım. Hatta okul kursum da olması lazımdı. Okul kursum yok çünkü hocamız raporluymuş. O yüzden okul kursum yoktu. Normalde 3'te çıkacaktık. Normal hocamız gelmediği için başka bir hoca girdi. Kitap okuyorum. Teneffüs de olmuş. Kitabı dolmuşum, hoca demiş deprem olmuş. Ama hiç hissedilmedi. Bizim okul tarihi eser çünkü. O yüzden hem de en üst kattayız. Sonra herkes aşağıya indi. Aşağı indiğimizde de hissetmedik. Sonra da hoca dedi ki ailesi gelenler gidebilir. Diğerleri gidemez dedi. Ondan sonra da herkes gidebilir dedi. Herkes gitti şu anda. Ben de geldim şimdi anneannemin yanına. Anneannemde de hissedilmiş. Annemde de hissedilmiş. Anneanne sen beni merak ettin değil mi? Hemen arayacaktım seni. Ben de sizi aradım zaten hemen anneannem. Çünkü bizde hiç hissedilmedi. Dede sen ne düşünüyorsun? Acaba dedim Defne hissetmedi mi dedim. Okulda durmadılar mı? Siz ikiniz evde miydiniz? Derstesindir diye aramadım. Belki yok, dedim burada olmamıştır dedim. Dede hoca direkt deprem oluyor ama ben hiç hissetmedim yani. Çünkü okul tarihi eser anneanne. Bayağı kuvvetli yapılmış. En güvenli yer aslında o. Hocalar da öyle dedi zaten ama yine de ne olur ne olmaz diye bizi şey yaptılar, çıkardılar. İsteyen de yarın gelmiyormuş yani. Duruma göre bakacağız. Ay ne yapacağız, bu gece uyuyamam ben daha. Bugün boşu boşuna gittim yani. Keşke gitmeseydim. Ama o uçakları hiç bilemeyiz yani hayatta ne olacağını. Öksürük ataklarım tuttu. Boztepe'ye baktım bu arada. Kar başlamış orada da. Yarın kar bekliyoruz. Ana ben de uyumam bu gece büyük ihtimal. Yok, zaten uyku uyuyamam ben. Dayımın beynini ben şimdi daha iyi anlıyorum. Dayımla artık bu gece bir olacağız yani. İyi ki oturmuş sabaha kadar. Evet. Ama gece o kadar olmadan hani ev mi sallandı? Nasıl oldu? Gece ışıklar gece değil anneanne, gece o kadar sallanmış. Olmadı da. Sabah 4'te kızım oldu. Avizeler sallanmış. Ha. Sabah 4'te başladı burada deprem. Şu anda da saat 2 bugün sabahın 4'ünden evet. Sonra artçı depremler bir başka yere yine vurmuş olabilir. Evet, bizim oraya 6.1 şiddetinde olmuş herhalde. Aynı İzmir gibi daha. Yani bilmiyoruz şu anda. Ben tam kahveden geldim baktım annemden.
Sen hissettin mi? Ben yolda geliyorum, kahveden çıktım. Bu dünyadan haberi yok. Ben eve yemeğe geliyormuş. Yolda gelirken anlaşılmıyor ki. Ben de annene burger yedim. Ben bunları gördüm, baktım kapıya, ha baktım içeri baktım bu arada kapıya çıkmak üzereler baktım. Avizeler sallanıyor. Tamam dedim, hemen çıkın dedim. Ama ben bu arada evin şeylerini, prizlerini falan çektim işte. Dayım uyandı mı dedi? Tabii canım, ikisi bir çıktı. Dayı mutfağa geldi, anne deprem oluyor. Ben de çekim yapacağım. Sırgan, sırgan yemeği yapacağım. Dayı dolapta haber vermiş anne. Derin dondurucudan sırganı çıkardım. Orada malzemeleri de hazırladım. Fişi takmışım, fişi bile çıkarmadan. Dayım çaydanlığın fişini çıkar. Dayım buradaydı. Şimdi buradaydı. Sen haber verince ben az eve gideyim, şarjım yok dedi. Oğlum bir şey olur dedim, eve gitme dedim. Yok anne yok, ben bakacağım, ışık sallanırsa gene ineceğim dedi. Siz defneyi alın anne, gelin zaten dedi. Zaten ikinci kattasınız, hemen inersiniz. Ondan sonra ay defne, başıma eşarp bulamıyorum. Eşarp nerede? Üstüme bir şey bulamıyorum. Öyle yine attım. Annem ya bundan sonra ben daha yeni anladım. Yani. Erkin ne kadar sakin. Böyle. Erkin ne kadar sakin. İşte annene panik yaparsan olmuyor. Babam da bana böyle dedi. Sen annene dün gece sana o yüzden söylemişler. Sen panik yaparsın. Evet. Ben o kadar çok yapmam korkarım da. Ya. İşte sen panik yaparsın diye. O kadar da sallanmamış zaten. Sallansaydı sen uyandırır. Dün gece Erkin dayın demiş ki uyandırma annemi demiş deden. Evet. Ondan sonra annem panik yapar, korkar. Ben eve giremezdim ki. Siz direkt geldiniz. Ben şimdi nasıl gireceğim eve? Annem ne yapmış? Annemi aradı. Annen de arıyorum cevap vermiyor. Annen arıyorum cevap vermiyor. Sitenin orada, arabanın içinde. Kendi sitesinin orada. Prensesi almış, şeyini çantasına koymuş prensesi. İyi ki aklına gelmiş prenses. Ay prenses gerçekten. Bir baktım arabada oturuyor prenses annenin yanında. Çocuk gibi. Gülesim de geldi. Kızım nereden geldi aklan diyeyim. Hemen diyorum ben kendi eşarbımı bile almadan, eşarp takmadan kendimi atacaktım kapıya. Ondan sonra tam Defne'yi arayacakken Defne beni aradı. Kızım dedim, deprem oldu mu oraya, bizim buraya deprem oldu ya dedim. Anneanne hiç hissedilmedi gerçekten. Ben yalan söylüyorlar zannettim. Yok, sizin okul sağlam okul kızım. Evet, tarihi eski tarihi eser. Kuvvetli. Evet. O nedenle hissetmemiş olabilirsiniz. Evet. Bir de, ama hissedenler söylüyor da. Bir yani de için... Erkin dayım beni kandırıyor, korkutuyor zannettim. O İyi salladı. Gibi, diyorum ki Erkin sen mi salladın bunu? Bu gibi şeyde şaka yok anne ya. Diyor, neye ben sallayacağım diyor. Öbürlerine bak deyince avizeler böyle sallanıyor. Öyle nasıl ya? Abi de i̇şte beşik gibi sallanıyor. İşte gece sabah 4'te sallanıyordu, sana haber vermedim. Ay biz nasıl duymuyoruz? İlk defa bir depreme şahit oldum. Ben hala olmadım anneanne. Allah duyurmuyor işte bana. Allah'a mesirge ya Rabbim. Allah'ım bir daha göstermesin. Ya Rabbim eve nasıl gireceğim bu gece? Bu geceyi atlatalım da babam da öyle dedi. Uyumayacağım ben anne. Bu geceyi bir atlatsaydık hayırlısıyla. Allah'ım dua edin ne olur bize de size de. Ben hepinize dua edeceğim. Siz de bize dua edin arkadaşlar. Hemen hemen Türkiye'nin yarısı şu anda sallanıyor ya. Ne başıma baksanıza, başıma bu ne mo ne hiçbir şey takmadan abi eşarbı nasıl buldum ben de bilmiyorum. Ya başlamanım baş mı düşünüyorum ben başıma çık atacaktım kendimi oğlum demese. Hı. Anne eşarbını al dedi oğlum, ay oğlum dedim ben eşarbı düşünüyorum dedi. Nasıl gittim eşarbın nerede olduğunu bilemiyorum, panik yapmayacaksın aslında sakin olacaksın ama ben böyle bir şey panik ilk defa geliyor başıma. Normal sakin sakin. Kızım ben daha böyle bir şey görmedim deprem, ay ömrü hayatımda Allah'ım bir daha da gösterme ya Rabbim. Amin amin. Allah'ım bir daha da gösterme ya Rabbi. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. İkinci kez İzzet girdi içeriye. Ne için gittiydin sen? Ben hem battaniye aldım sana, hem yakın gözlüğünü aldım. Hem de Erkin'in montu falan yoktu üzerinde. O da unutmuş. Ondan sonra onları aldım. Erkin'e bir şey oldu. Baba nereye gidiyorsun sen ya dedi. Çocuk peşine gidiyor babasının. Baba gitme. Ev sallanıyor. Gitme diyor. Şu battaniyeyi aldı geldi İzzet. Erkin'in üzerine montunu almış. Ondan sonra bu adam diyor ölecek evde diyor. Nasıl gittin sen o cesaretle? Ama battaniye için kendini riske attı ya. Bir de şu gözlük için, yakın gözlüğü için. Hani telefondan takip ederim dedim. Yani evi kontrol edeyim dedim. Bak çaydanlığın fişini bırakmışsın. Çaydanlığın fişini bile açıkta bırakmışım. Su kaynamış. Elektrikler, prizleri onları çıkardım televizyonda. Deval gazı kapatsaydın ya. Tabii kapattım. Allah'ım sen esirge yarabbim. Allah'ım bir daha gösterme. Allah'ım bir daha gösterme. Beterinden koru ya Rabbi. Trafik işte böyle. Çok ben trafik var. Ben doğmuşa gitseydim yine öyle olacaktı. Evet, evet, aynı. Kızım arabadayız zaten biz. Eve giremiyoruz ki korkudan. Siz ne yapacağız biz şimdi? Ne bileyim gireceğiz mi eve?
Bakarız herhalde. Aizeler sallanmıyorsa gireriz. Erkin alırız. Erkin'den bilgi alırız. Ben adam geri Ay çırabiyim. Ben daha hiç elim kolum kalkmıyor. O malzemeleri oraya koydum. Sırgan yemeği yapacaktım. Şimdi ben korkudan onu da yapamam daha. Sırgan da çıkarmış oldum. Derin dondurucudan yıkanmış, temizlenmiş sırganım vardı. Dedim mısır unlu yine dedim. Bir güzel yemek yapayım. İçine bulgur koyayım dedi. Yok kanka, yaşıyoruz. Hadi iyi yaptın. Ben de arayacaktım. Her zaman kanka, tedbirli olmak lazım. Dün gece ben uyuyordum. Arabaya bol bol battaniye koymak lazım. Ya. Dolabın üstünde kullanmadığımız bir sürü battaniye var. Onları çantalara koyalım, yastık koyalım. Tarih eser olduğu için hiç hissetmedik. Allah'ım ben de anneyim. Hiç hissetmedik tarih eser olduğu için. İzmir'e oluyordu. Çok üzülüyordum İzmir'e. Oğluma evet, dua ede, dua ede, torunuma, gelinime, İzmirlilere dua ede, dua ede. Bizim başımıza geldi. Allah korusun kanka, bu geceyi bir atlatsak. Herkesin başına gelecek şey bu deprem. Biz deprem bölgesindeyiz zaten ya. Tabii Türkiye deprem kuşağında. Erdi aradı mı Erdi? Onlara yansımamış. Hiç sallanmamışlar. Dua ede, dua ede, dua ede. Allah'ım dualarımızı kabul ettin. Buraya da evet, dua ediyorum Allah'a. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya dua ediyorum Allah'ım. Suriye'ye, Azerbaycan'a, oralara bile sallantı. Her yer sallanmış. Anam ben ne yapayım? Bize değil ki ya. Diğer ülkelere de var. Oy. Neyse. Allah'ım daha beterinden korusun. Ay, abdestliyim şu anda var ya, öğlen namazını kıldım, içime bir sıkıntı vurdu. Ay, içime bir sıkıntı vurdu ya. Dedim ben az bir rahatlayayım dedim, çekim yapayım da rahatlayayım dedim. Telefonla. Ay işte rahatladım. Anneannemler aldı. Demek ki bunun sıkıntısıymış. Oha.